Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 14 Haziran Cuma, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Okullarda ders zili karne tatili için çaldı. İlköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci karne alarak yaz tatiline başladı. 17 Eylül 2018'de başlayan eğitim yılı bugün sona erdi. 18 milyon öğrenci karne alarak tatile çıkacak. Tatile öğrencilerden sonra başlayacak 1 milyon öğretmenin mesleki çalışmalarının ilk haftası 17-21 Haziran, ikinci haftası 24-28 Haziran olarak planlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni çalışma takvimine göre ise 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekildiği için okullar 9 Eylül 2019'da açılacak. Bu da senin karnen. Bursa'da da yaklaşık 580 bin öğrenci ve 39 bin öğretmen için yaz tatili başladı. Karne heyecanı yaşayan öğrencilerin heyecanlarına aileleri de dahil olurken tatil planları şimdiden hazırdı. İyi 2018-2019 eğitim öğretim yılı sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karne heyecanı yaşadı. Uzun bir süre geçtiği için ben mutluyum ama arkadaşlarım için özlemeye başlarım. Ne yapacaksın bu tatilde? Yani tarih eserleri falan gezmeyi düşünüyorum. Bursa'da 580 bine yakın öğrenci karnelerini alırken bir yıl boyunca çocuklarıyla birlikte koşturan veliler de en az onlar kadar heyecanlıydı. Duyguluyuz. Çocuklarımız çok yoğun çalıştılar, yoruldular. Tatil hak ediyorlar. Heyecanlıyız. Bir sene daha bitti şükürler olsun. Yorucu bir seneydi ama güzel bir seneydi. Çocukların tatil planları da şimdiden hazırdı. Karneni aldın. Uzun bir tatil bekliyor senin. Neler yapacaksın? Kitap okuyacağım. Verilen tatil kitaplarından yapacağım. Dışarı çıkacağım. Derslerimi yapacağım. Oyun oynayacağım. Yüzmeye başlayacağım. Tatilde anneanneme Adapazarı'na gideceğim. Tatilde köye gideceğim. Çocukların karne heyecanına Bursa Protokolü de ortak oldu. Mustafa Dörtçelik İlkokulu'nda karne dağıtan Vali Yakup Canbolat'la Büyükşehir Belediye Başkanı Ennur Aktaş'tan çocuklara ve ailelere tavsiyeler geldi. Bu dönemde bizim ailelerden ricamız çocukların karnelerine bakarak onları cezalandırmadan öte karnelerindeki kırık olan, düşük notu olan ders konularıyla ilgili onların katkı sunmalarını, onları desteklemelerini bekliyoruz. Ve çocuklarının hem kişilik gelişimi hem de kültürel, sportif anlamda gelişimleri anlamında da değişik etkinlikleri çocuklarına yaptırmalarını istiyoruz. Kitap okumalarını, iyi dinlenmelerini, oyun oynamalarını ama özellikle de bir spor ve sanat dalıyla ilgilenmeleri noktasında bu yaza mahsus bir hamlede bulunabilirler. Bir öğrencinin Aktaş'la diyaloğuysa yüzleri gülümsetti. Ben sizi biliyorsun. Hadi inşallah. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Ankara Ayaş'taki Bünyamin İlkokulu'nda 2018-2019 eğitim öğretim yılı karne dağıtım törenine katıldı. Bakan Selçuk, tatil kavramı sadece amaçsız ve boş bir şekilde ekran karşısında yaşanacak bir hadise değil uyarısı yaptı. Bugün çok özel bir gün. Bugün aslında bizim için bir bayram günü bile sayılabilir, karne günü. Hasat günü, harman günü olarak değerlendirilebilir. Tatil kavramı sadece amaçsız ve boş bir şekilde ve özellikle de ekran karşısında yaşanacak bir hadise değil elbette. Özellikle ekrandan uzak kalabilmek için daha iyi bir teklifiniz var mı sorusuna cevap vermemiz gerekir. Daha iyi teklif çocukların ekranlardan uzak bir şekilde ne tür faaliyetlerle karşı karşıya kalırlarsa kendilerini geliştirme imkanı bulurlar. Anne babalarıyla daha kaliteli zaman geçirirler ve yaz tatilini öğrenmenin yeni bir aşaması, yeni bir süreci olarak değerlendirirler. Öğrencilerin yaz tatili başlarken lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar yüksek eğitim kurumları sınavına girecek olmanın heyecanını yaşıyor. Üniversiteye girişte ilki geçtiğimiz yıl uygulanan 2,5 milyonun üzerindeki adayın katılacağı sınav cumartesi ve pazar günü yapılacak.
Adaylar sınavın sabah oturumlarında saat 10, öğleden sonra oturumlarında ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Üniversiteye girişte ilki geçtiğimiz yıl uygulanan ve bu yıl 15-16 Haziran'da yapılacak yükseköğretim kurumları sınavı 3 oturumdan oluşacak. Adaylar cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, çanta, cüzdan, kredi kartı gibi her türlü manyetik kart, müsbette kağıt, defter, kitap, sözlük, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşya, kalem, silgi, kalemtıraş, hesap makinesi, ehliyet ve kurum kimlik kartları, kulaklık ile Bluetooth özellikle cihazları sınava giriş sırasında yanında bulunduramayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asya'da İşbirliği Konferansı zirvesine katılmak üzere Tacikistan'a hareketinden hemen önce düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. Erdoğan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı canlı yayınla ilgili son haftaya ciddi bir ışık verecektir yorumu yaptı. İdlib'e eğer bizim hakikaten yaklaşımımız olmamış olsaydı şu andaki durum çok daha farklı gelişir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin İdlib'de yaşananlara sessiz kalamayacağını söyledi. Son olarak biliyorsunuz bir de bir karara varıldı ve bu kararla birlikte adeta bir yani silahların sustuğu bir an oldu ama ardından yine bazı arzu edilmeyen gelişmeler oldu. Rejim eğer yani burada eğer bizim bu gözlem kulelerine bazı saldırılar vesaireler bunları devam ettirecek olursa bu yanlışa hala inatla devam edecek olursa bizim burada sessiz kalmamız mümkün olmaz. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda soruları yanıtlayan Erdoğan, yeni askerlik sisteminde asker sayısında azalma olacağı iddialarını yalanladı. 12 ay içerisinde sürekli her ay asker alma diye, askeri alma diye böyle bir durum söz konusu olacak. Yani sayıda azalma diye bir şey söz konusu değil. Kuzey Kıbrıs'ta bizim askerimizin azalması diye bir şey de söz konusu değildir. İşte efendim bu 30 bin lira fazla oldu filan falan gibi. El insaf. Dersimize iyi çalıştık ve hayırlı olsun diyorum. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için pazar günü yapılacak AK Parti adayı Binali Yıldırım'la CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı ortak yayının seçimin belirleyicisi olacağını düşünüyor. Görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız yani ön hazırlıkları gayet iyi bir şekilde yaptılar. Sadece Türkiye'de İstanbul bunu izlemeyecek. Tüm Türkiye'nin bu müzakereyi, bu tartışmayı inşallah izleme imkanı olacak. İstanbul sadece İstanbul'da yaşayanlara biliyorsunuz hitap eden bir yer değil. İstanbul adeta 81 vilayetin özeti olan bir ilimiz. O akşam burayı izleyenler Sivas'tan Sivaslı bile İstanbul'daki Sivaslı hemşehrisini arayıp inanıyorum ki onunla bu müzakerenin, bu tartışmanın kendi aralarında onlar da müzakeresini yapacak. Son artık kırılma noktası olan pazar günü o bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO'dan gelen itirazlara karşın S-400 hava savunma sistemi anlaşmasını sonuca ulaştırdığını söyledi. Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelebilecek bir yaptırım adımına ise karşılık verileceğini söyledi. Amerika bizim kararlılığımızı gördü. Bu çabalarınız beyhuda. Biz S-400'ü aldık. Yani bu başka bir şeyi yok bunun. Aldık. Neymiş efendim? S-400'ler F-35'in sistemine girebiliyormuş. Eğer bu iddia doğruysa zaten Suriye'de S-400'ler var ve %100 Rusya'nın kontrolünde.
bize gelecekler %100 bizim kontrolümüzde olacak. Ve NATO'ya tehdit olmaması için biz zaten ön şartlarımızı en başından koyduk. Sanki biz nükleer silah üretmişiz gibi bir savunma sistemi alırken bir müttefikimiz neden bu kadar problem çıkarıyor? Ama biz bu konuda kararlıyız. Hiçbir şekilde bu konuda geri adım atmayacağız. Bunun sonuçları ne olursa olsun bizim bundan vazgeçmemiz mümkün değil. Tek başına bir ülkenin başka ülkelerin ne yapacağına karar vermesini de kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Dolayısıyla Amerika bu anlayıştan vazgeçmesi lazım. Amerika'nın bu yaklaşımından sadece komşuları değil, Avrupa Birliği de çok rahatsız. Başka bir ülkeden şu sistemi al ya da alma talimatı verme hakkını Amerika nereden buluyor? Terörle mücadele operasyonları da sürüyor. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 48 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Açıklamada harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 48 olduğu belirtildi. Dayma hazır! Ateş! Ankara'da baylo kullanıcısı oldukları belirlenen özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada örgüt üyesi özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan ve örgütün haberleşme programı baylo kullanıcısı olduğu belirlenen 18 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi bildirildi. Açıklamada şüphelilerden 6'sının yakalandığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Merkez Bankası Nisan ayı cari açık rakamlarını açıkladı. Cari açık Ocak-Nisan döneminde 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Merkez Bankası Nisan ayı cari işlemler dengesi rakamlarını açıkladı. Cari açık bir önceki yılın Nisan ayına göre 4 milyar 263 milyon dolar azalarak 1 milyar 334 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde açık 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler açığı 8 milyar 634 milyon dolar oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise bir önceki yılın Nisan ayında 1,6 milyar dolar açık vermişken bu ayda 2,3 milyar dolar fazla verdi. Adana'da İncirlik askeri üssüne akaryakıt taşıyan tankerin şoförü satmak üzere anlaştığı mazotu dinlenme tesisinde varillere aktarırken yakalandı. Suçüstü yakalanan şoför çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Sarıçam ilçesi yakınındaki dinlenme tesisinde tankerden kamyonete akaryakıt aktarıldığı ihbarı aldı. Bölgeye giden ekip tankerden kamyonetteki varillere dolum yapıldığı sırada 4 kişiyi gözaltına aldı. Araştırmada tankerin Gaziantep merkezli şirkete ait olduğu, şüpheliler arasındaki tanker şoförünün Mersin'deki akaryakıt dolum tesisinden aldığı 22 bin litre mazotu İncirlik askeri üssüne teslim etmesi gerektiği ancak mührü kırdı ve litresi 4 liradan 1500 litre akaryakıtın satışı için 3 kişiyle anlaştığı belirlendi. Tanker sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 3 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi. Çanakkale'de sahil güvenlik ekibi ihbar üzerine Boğaz'da kaçak olarak midye çıkaranların teknesini botla kovaladı. O anlar kameralara takıldı. Çanakkale şehir iskelesinde midye çıkaran bir tekne ihbarı alan ekipler sahil güvenlik botu ile bölgeye geldi. Sahil güvenlik botunu gören midyeciler tekne ile kaçmaya başladı. Ekiplerin dur ihtarına da uymayan midyeciler hızla midye çıkardıkları alandan uzaklaştı. Sahil güvenlik ekipleri Sarıçay'a giren tekneyi sorumluluk alanları dışında olduğu için izlemekten vazgeçti. Müzik
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Doğu illerinden Batı illerine kargo araçlarıyla sevk edilen piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde 15 ton 750 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Kayseri'de Koca Sinan ilçesine bağlı Beydeğirmeni mahallesinde önleyici çalışmalarda bulunan jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri iki kargo aracında arama yaptı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 15 ton 750 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 12 şüpheli hakkında ceza işlem uygulanırken tütünlere ise imha edilmek üzere el konuldu. Erzurum'da su içmek için girdiği gölette mahsur kalan ineği kurtarmak için ekipler seferber oldu. Kıyıya çıkmayı bir türlü başaramayan ve gölette yorgun düşen ineğin yardımına itfaiye ekibi yetişti. Hadi 1-2-3. Yorulmuş hayvan ya. Yorulmuş hayvan. Tamam. Erzurum'un Azizye ilçesinde su içmek için girdiği gölette saatlerce mahsur kalan inek için ekipler seferber oldu. Değiyor mu ayağın yine? Çek. O zaman değil. Çek benimle beraber. Çek. Toparlak köyünde yaşanan olayda su içmek için köydeki sulama göletine giren inek mahsur kaldı. Gözleri az gördüğü için sudan çıkamayan, kendi etrafında dönüp duran ineğin kurtarılması için vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. O görmüyor diye zaten diyorum ya, gelmiyor. Abi gözüne falan dikkat et. Yaklaşık 3 saat süreyle sudan çıkmaya çalıştığı için yorgun düşen ineği kurtarmak için bir itfaiye görevlisi can yeleği giyerek gölete girdi. Çek benimle beraber. Çek. Bitkin düştüğü için yürümekte zorlanan inek görevliler ve vatandaşlar tarafından çekilerek sudan çıkarıldı. Gel, gel, go. Noktacı. Noktacı. Hayvan tutmuş. Yorulmuş. Saros Körfezi'nde Airbus A330 tipi yolcu uçağı kıyıdan 1 mil açıkta batırıldı. 30 metre derinlikte zemine oturacak uçağın batırılma nedeni ise dalış turizmine katkı sunmak. 1995 yılında ilk seferini yapan, geçtiğimiz yılda emekliye ayrılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı Mart ayında 6 tırla parçalar halinde Antalya'dan Keşan'a getirilmişti. Önceki gün gövde montajı tamamlanan uçak Edirne'nin İbrice Limanı'nda hava yastıkları üzerinde batırılacağı 1 mil açığa tekneyle çekildi. Daha sonra üzerindeki hava yastıkları kontrollü olarak dalgıçlarla kesilerek uçak batırılmaya başlandı. Çok sayıda kişi batırılma anını denizden ve karadan ilgiyle izledi. Önce kanat kısmı suya girmeye başlayan uçak birkaç saat sonra planlandığı gibi 30 metre derine oturdu. Dalış turizminin canlandırılması amacıyla Saros Körfezi'ne daha önce de yapay resif projesi kapsamında çeşitli objeler ve Çanakkale savaşlarını temsil eden figürler bırakılmıştı. İstanbul'da motosikletle seyreden 22 yaşındaki genç kadın duvara çarparak olay yerinde can verdi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay Dolmabahçe Bomonti Tüneli Kağıthane istikametinde meydana geldi. 22 yaşındaki Buse Karabulut sabah saatlerinde iş yerine gitmek için motosikletine binerek yola çıktı. Genç kız tünele girdikten bir süre sonra motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet önce trotuara, ardından da tünelin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Buse Karabulut olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cenazesi Şişli Hamidiye İtfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde doğa harikası üzerine yapılan seyir teraslı asansör tepki çekti. Şaşırtıcı olan ise otelin yaptığı projeye Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından izin verilmesiydi.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir otelin seyir teraslı asansör inşa etmesi tepki çekti. Şaşırtıcı olan ise otelin seyir teraslı asansörü yapmasına Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından izin verildiğinin ortaya çıkmasıydı. Ürgüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada asansör olarak tasarlanan yapıya ait mimari restorasyon projeleri Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca onaylanmış olup fiziki uygulama uygunluk arz etmektedir. İddia edildiği üzere herhangi bir hukuksuzluk ve suistimal söz konusu değildir ifadelerine yer verildi. Bursa'nın Mudanya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil markete girmişti. Kazada yaralanan reyon görevlisi kadın hayatını kaybetti. İddiaya göre Göynüklü Mahallesi yolu üzerinde bulunan bir marketten alışveriş yapan kadın sürücü otomobiline binerek park yerinden ayrılmak istedi. Vitesleri karıştırınca aracın kontrolünü kaybeden yaşlı kadın otomobiliyle birlikte marketin camından içeriye girip reyon görevlisi 44 yaşındaki Güler Gamze Bozkırlı'ya çarptı. 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve iki çocuk annesi ağır yaralı kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bursa'nın meyve ambarı olarak bilinen Gürs Ovası'nda şeftali hasatına sayılı günler kaldı. Peki rekolte, maliyetler ve çiftçinin fiyat beklentisi ne durumda? Şeftali ve nektarinden deveci ve Santa Maria cinsi armuda. Bursa'nın meyve deposu olarak bilinen Gürs Ovası'nda hasada sayılı günler kaldı. Şeftali hasadı Haziran ayının son haftasında, Santa Maria cinsi armudun hasadı ise Temmuz ayının ortasında başlayacak. Peki hava koşullarından kaynaklı rekolte azalması var mı? Şeftalide Kazıklı, Ağköy, Kumluk Alan tarafında bir bazı çeşitlerimizde soğukla alakalı, Mart ayındaki soğuktan, hatta Santa Maria'da da bir rekoltede kaybımız var bu sene. %15-20 gibi bir kayıp bu. Geçen seneye göre %50-60 rekolte düşüklüğü var. Ayrıca Ağköy, Cambazlar bölgelerinde pas ve soğuk çatlakları mevcut. Yani o da rekolteyi düşürecek kalite olarak. Dövizdeki yükseliş maliyetleri de etkilemiş. Geçen sene mesela tanker başı 3500 liraydı. Bu sene 5500 lira. Gübre maliyetlerimiz de yüksek. Mazot zaten belli. Budama işçilerimiz 80 liraydı. Bu sene 120 lira oldu budama işçilerimiz. Her geçen gün katlanıyor yani masraflarımız. Kürsü büyüyor. Ova ufalıyor. Maliyetler çok. Aşırı derece çok. Euro ile çünkü her şey euro ile. Biz dalında TL ile satıyoruz. Ama her şey euro ile. Ya biz de anlamıştayız. Ya zarardayız. Yani hiç olmuyor yani. Maliyetlerdeki artış ve rekoltedeki düşüş nedeniyle zor durumda kaldığını belirten çiftçi, şeftalinin dalında en az 2,5 liradan satılmasını istiyor. Daldaki fiyatlar 2 lira bandı gidiyor. Son 2 yılda girdi fiyatlarımız %100'e varan rakamlar da arttı. Bugünün rakamlarında dalında 2,5 liranın 3 liranın altında bu çiftçi bu şeftaliyi para kazandı mı? Çiftçiye göre tarladaki fiyatla pazar ve marketlerdeki fiyat arasındaki farkın azalması için üreticinin direkt tüketiciyle buluşabildiği bir sistem kurulmalı. Çiftçi birliklerinin, kooperatiflerinin tüketiciye direkt satış yapıp aracıyı kaldırması gerekiyor. Çünkü hayasından dolayı halde bir komisyon var, ardında bir stopaj var, bunun altında bir vergi var. Birkaç el değiştirdiği zaman bakıyorsun ürünün fiyatı 3'e katlı. Bursa'da uyuşturucu tedavisi gördüğü hastaneden kaçtığı iddia edilen şüpheli daha önce çalıştığı iş yerini soymak istedi. İş yerinin penceresine sıkışıp demir parmaklıklarda asılı kalan zanlı yakayı ele verdi. Daha önce çalıştığı iş yerini soyarken yakalandı. Bir süre hapis yatıp serbest kalsa da huyundan vazgeçmedim. Çilingirle kapımızı açmış, girmeye zaman zaman geceleri mal çalarak devam etmiş. Bir gece içeride yakalayacağız. Zaten ekip geldi, aldı götürdü. 10 gün civarında hapis yattı. Bursa'da uyuşturucu tedavisi gördüğü hastaneden kaçtığı iddia edilen şüpheli, bir zamanlar çalıştığı ve daha önce soyarken yakalandığı Osman Gazi ilçesine bağlı Uluyol Caddesi'ndeki iş yerine bir kez daha girmek istedi. Ancak pencerede sıkışıp demir parmaklıklarda asılı kaldı. Yavaş, yavaş, yavaş. Bırakıyor.
Can havliyle bağıran ve yardım isteyen zanların sesini duyanlar durumu polise bildirdi. Ayağı asılı kalınca canı yanmış, başlamış bağırmaya. Zanlı asılı kaldığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Baş tarafı girsin içeriye. İş yeri sahibi şüpheliden şikayetçi oldu. İlk işimi yarmalıyım. Çünkü bir şekilde... Bursa'da kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra tarlaya girdi. Tır sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kameralarına da yansıdı. Sürücüsü uyuyor muydu bilinmiyor. Hızla seyreden tır kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarpıyor. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerin adresi Bursa. Ankara'dan Bursa'ya seyir halinde olan tır, yol kenarındaki bariyerleri yerle bir ettikten sonra savrularak tarlaya girdi. Araç süt fabrikasının bahçesindeki kasalara çarparak durabildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü Kadri Kolsuz, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kadın değişirse toplum değişir sloganıyla yola çıkıp farkındalığı artırmayı hedeflediler. Bursa'da Kelebeğin Dünyası projesi kapsamında sağlık, hukuk, aile ve kişisel gelişim konularında eğitim alan Panayır Şükrü Şankaya İlkokulu'nun kadın velileri sertifikalarına kavuştu. Slogan kadın değişirse toplum değişir. Hedef. Güçlü kadın profili için farkındalığın arttırılması. O hikayelerin hepsi aslında bizi zenginleştiriyor. Bursa'da Yeşim Tekstil ve Uludağ Soroptomist Kulübü işbirliğiyle kadın çalışanlara yönelik hayata geçirilen Kelebeğin Dünyası projesi anneleri de bünyesine kattı. Panayır Şükrü Şankaya İlkokulu'nda öğrenim gören çocukların annelerine sağlık, hukuk, aile ve kişisel gelişim konularında 6 ay boyunca eğitim verildi. Sırada sertifika töreni vardı. Eğitimlere en çok katılım gösteren Filiz Kaya, Nazan Çetin ve Nurcan Avcı'ya sertifikaları ve hediyeleri takdim edildi. Eğitimlere 6 aydır devam eden anneler de sertifikalarına kavuştu. Törenin sonunda bir de söyleşi vardı. Eğer bulunduğum nokta beni memnun eden bir nokta değilse, motivasyonum yeterince yüksek değilse, pişmanlıklarım varsa, neye ihtiyaç duyduğumun farkında değilsem, ne yapacağım? Anneler konuk konuşmacı olan eğitim danışmanı Aylin Sabancı'yı dinleme fırsatı buldu. İpucu geçmişin içerisinde. Bugünümüzden şikayet ediyorsak neyi tekrar ettiğimizin, hangi tekrarda inat ettiğimizin ardına ve altına bir bakmak lazım. Jandarma Teşkilatı 180 yaşında. Bursa'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Bursa Valiliği'nde yapılan program kapsamında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sona erdi. Törene Tuğgeneral Saraç'ın yanı sıra İl Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin ile jandarma ve emniyet personeli de katıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin çevre konusunda yaptığı çalışmalar Türk Standartları Enstitüsü tarafından kalite belgesiyle ödüllendirildi. Belge, Bursa'daki çevre yatırımlarının garanti altına alınması ve sürdürülebilir kılınması anlamına geliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çevre konusunda yaptığı çalışmalar tescillendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Adem Şahin ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Büyükşehir'e çevre yönetim sistemi belgesi takdim edildi. Çevreyle alakalı yapılması gerekenler bir lütuf değildir, bir himmet değildir, bir zorunluluktur. Bursa hepimizin, ülke hepimizin ve daha güzel yarınlara gidebilmek, çocuklarımıza daha güzel bir şey bırakabilmek adına. Çevreye dair hepimizin üzerine düşen sorumluluklar vardır. TSE Başkanı Şahin, belgenin çevre hassasiyeti konusunda motivasyon sağladığını söyledi. Bu belgede özellikle çevre konusunda belediyenizin duyarlılığını, bu konuda hizmet veren arkadaşlarımızın özenini en azından bir belgeye bağlamak ve onun standartlarını beyan etmek anlamında çok özel bir önem taşımaktadır.
Dünyadan haberlerle devam ediyoruz ana haber bültenine. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camide 51 kişiyi öldüren ve katliamı Facebook'tan canlı yayınlayan Brandon Tarrant bugün ikinci kez hakim karşısındaydı. Tarrant hakkındaki terörizm dahil 92 suçlama ile ilgili suçsuz olduğunu söyledi. Mahkemeye Auckland kentindeki yüksek güvenlikli Paramoremo Hastanesi'nden video bağlantısıyla katılan Avustralyalı Tarrant, avukatları aracılığıyla kendisine yöneltilen 51 cinayet, 40 cinayete teşebbüs ve terör eyleminden suçsuz olduğunu iddia etti. Yetkili kurumlardan gelen raporlar ırkçı görüşlere sahip olan Brandon Tarrant'ın yargılanmasına engel teşkil edecek bir akıl sağlığı rahatsızlığı olmadığını gösterdi. Yüksek Mahkeme Hakimi Cameron Mander, Tarrant'ın zihinsel sağlık değerlendirmesi tamamlanmıştır. Davacının savunma yapma, avukatlarına bilgi verme ve mahkemeye yanıt verme konusunda herhangi bir sorunu yoktur ifadelerini kullandı. Yargıç Mander, Tarrant hakkındaki davanın 4 Mayıs 2020'de başlamasına hükmetti. 15 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen katliamda 51 kişi hayatını kaybetmiş, üçü Türk vatandaşı, 49 kişi de yaralanmıştı. Mahkeme çıkışında ise ölenlerin yakınlarına ve yaralılara ırkçı söylemlerde bulunan ve Nazilerin müziklerini çalan bir adam polis tarafından tutuklandı. Washington ve Tahran arasındaki gerilim sürerken İran yakınlarındaki Umman Körfezi'nde seyreden iki petrol tankerine saldırı düzenlendi. Körfez'de tansiyon yeniden yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri saldırının ardından bir savaş gemisini bölgeye yönlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri İran güçlerinin Japon gemisinden patlamamış bir mayını söktüğü ana ait olduğunu öne sürdüğü bir görüntü de paylaştı. Görüntüler Amerikan ordusu tarafından paylaşıldı. İddiaya göre bir İran botunun Japon yakıt tankerine yanaştığı ve bottakilerin tankerden patlamamış mayını çıkardıkları savunuluyor. Görüntülerde bottakiler mayını çıkardıktan sonra yakıt tankerinden uzaklaşıyor. Çarpıcı iddialara sahne olan bu görüntülerin paylaşılmasından birkaç saat önce de Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM USS Mason Morrip gemisinin bölgeye yönlendirildiğini duyurdu. Açıklamada Amerikan gemisinin tankerlerden birinin yakınında olmaya devam ettiğine ve gemiye yönelik bir girişimin karşılıksız kalmayacağına vurgu yapıldı. Amerika saldırıları uluslararası ticaret ve deniz nakliyatına tehdit olarak tanımlarken, Orta Doğu'da yeni bir çatışmanın peşinde değiliz. İran'la savaş ne stratejik menfaatlerimizin ne de uluslararası toplumun yararınadır cümlelerine yer verildi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ise Twitter'da paylaştığı mesajında ABD'nin suçlamalarını ülkesine yönelik sabotaj diplomasisi ve ekonomik terörü gizleme çabalarının bir parçası olarak niteledi. Ve Beyaz Saray'da yaprak dökümü sürüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın bu ay sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı. Trump, 3,5 yılın ardından muhteşem Sarah Sanders'ımız bu ay sonunda Beyaz Saray'dan ayrılarak memleketi olan Arkansas'a dönecek dedi. Sanders'ı olağanüstü yetenekleriyle çok özel bir insan olarak nitelendiren Trump, Sanders'ın muhteşem bir iş çıkardığını da kaydetti. Trump, umarım Sanders Arkansas valisi olarak seçime girmeye karar verir, harika olur. Sarah, çıkardığın güzel iş için tebrik ederim değerlendirmesinde bulundu. Bu arada Federal Denetim Dairesi, Amerikan Özel Danışma Ofisi ise Beyaz Saray danışmanı Kellyanne Conway'in görevdeyken yasaklı siyasi faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle görevden alınması tavsiyesinde bulundu. Beyaz Saray ise tavsiyeyi çok kusurlu olarak nitelendirerek reddetti. Ofisin Amerikan Başkanı Donald Trump'ın atadığı Conway'i kovmak gibi bir yetkisi yok. Bu nedenle tavsiyeye uyup uymamak Trump'ın kararına bağlı. Çin'in Wapping kentinde aşırı yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Saniyeler içinde tonlarca toprak yola sürüklendi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Tonlarca toprak saniyeler içinde yola aktı, önüne ne geldiyse sürükledi. Görüntüler Çin'in güneydoğusundaki Waping kentinden. Son 10 gündür şiddetli yağışların yaşandığı bölgede önce toprakta hareketlilik başlıyor. Ardından saniyeler içinde tonlarca toprak adeta dalgalar halinde vadiden aşağı iniyor. Dev kayalar, ağaçlar, araçlar hepsi bir anda toprak altında kalıyor. Neyse ki yaşanan heyelan bir bina sayesinde kısa sürede duruyor. Faciada bir kişi toprak altında kalırken bölgeye hemen kurtarma ekipleri sevk edildi. Saatler süren çabaların ardından toprak altında kalan Heylan Zede kurtarıldı. Ancak sevk edildiği hastanede yaşam savaşını kaybetti. Öte yandan Guangdong eyaleti Heyuan kentinde ise Zijin Köprüsü çöktü. O anlarda köprü üzerinde seyir halindeki araçlardan ikisi nehir sularına kapıldı. Araçlardaki iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Yağışlar nedeniyle yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle 50'yi aşkın kişinin yaşamını yitirdiği ülkede 4 milyondan fazla kişi tahliye edildi. İsviçre'de bugün on binlerce kadın eşit işe, eşit ücret talebiyle sokaklara çıktı. Ülkede 28 yıl aradan sonra kadınlar yeniden eşitlik talebiyle protesto eylemleri düzenliyor. İsviçre'de kadınlar 28 yıl sonra yeniden eşitlik talebiyle sokaklarda. Kadınları yeniden sokağa döken hamle, parlamentonun ücret eşitliği konusunda aldığı karardan sonra geldi. Zira kadın ve erkekler için ücret eşitliği kararı sadece 100 kişiden fazla insan çalıştıran iş yerlerinde geçerli olacak. On a un métier qui est à 80% féminin et pourtant quand on regarde qui nous dirige, ce sont principalement des hommes. Donc c'est quand même une injustice, je trouve, fondamentale. Parlamentonun kararından sonra kadınlar sosyal medya üzerinden örgütlenerek eylem yapmayı kararlaştırdı. Ça fait 23 ans que la loi sur l'égalité elle a passé. Mais elle est toujours pas faite. Alors faut que ça bouge. Eylemler çerçevesinde gece kent meydanlarında toplanan kadınlar ateş yaktı. Haftanın son iş gününde ise binlerce kadın çalışan işten 15.30'da ayrıldı. Bern, Sion ve Lozan'daki tren garlarında eylemler düzenlendi. İsviçre'de kadınlar erkeklerden ortalama %20 daha az kazanıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yayınladığı bir raporda İsviçre üst düzey kadın ve erkek yöneticileri arasında ücret eşitsizliğinin en fazla olduğu ülke olarak yer aldı. Öte yandan kadınların emekli maaşı erkeklerinkinden %37 daha düşük. 1918'de Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından Avrupa genelinde kadınlara oy hakkı verilmesi için yapılan eylemlere İsviçreli kadınlar da katıldı. Ancak İsviçre'de kadınlar bu hakkı 1971 yılına kadar alamadı. 1991'deki gösterilere kadar İsviçre hükümetinde bir kadın temsilci bile yoktu. Yasalarda annelere doğum izni de yer almıyordu. 1991'de aynı taleple düzenlenen gösterilere ise 500.000 kadın katılmıştı. Zaman içinde İsviçre'de kadın erkek eşitliği alanında önemli mesafe kat edildi. Şimdi hükümette 8 kadın bakan var. Kadınlar artık doğum izni de alabiliyor. Avukat olma hevesiyle staja başlayan Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian, Amerikan Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump, Kardashian için ünlü yıldızın avukat olan babasını işaret ederek iyi genlere sahip en başarılı avukatlardan biri olacak dedi. Kim Kardashian West. Kim Kardashian bir Beyaz Saray ziyareti daha gerçekleştirdi. Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian, Amerikan Başkanı Donald Trump'la tekrar suç işlememeleri için mahkumlara iş eğitimi verilmesi gibi alanlarda yapılacak ceza hukuku reformuna destek vermek için bir araya geldi. They want the best outcome and I'm so happy to be here today amongst people that want the same thing and that really believe in supporting.
Ünlü yıldızı çok özel bir konuk, adalet reformunun güçlü savunucusu olarak sunan Donald Trump, Kardashian'ın ünlü bir avukat olan babası Robert Kardashian'ı hatırlatarak, Kim Kardashian iyi genlere sahip, her şey için genleri iyi ifadelerini kullandı. 1994'te eşini öldürmekle suçlanan O.J. Simpson'ın da avukatlığını üstlenen Robert Kardashian, davanın sonunda Simpson'ın beraat etmesini de sağlamıştı. Bu haberimizle ana haber bültenini noktalıyoruz. Yayınımız spor bülteniyle devam edecek.